Kıyamet, İslamiyet ve diğer tek tanrılı tüm dinlerde dünyanın sonunun geleceğine ve ölülerin tekrar dirileceğine inanılan gün anlamına gelir. Tek tanrılı dine inanan bütün insanların ortak bir payda içerisinde buluştuğu bir durumdur. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Bu konuda ne Hazreti Peygamber, ne ona vahiy getiren Cebrail aleyhisselam, ne de zamanı gelince kıyamet olayını fiilen gerçekleştirmekle görevlendirilecek olan İsrafil aleyhisselam bu bilgiye sahiptir. Yüce Allah, kıyametin kopacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini çeşitli ayetlerde ifade etmiştir. Bu konudaki bazı ayetlerin meali şöyledir. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Sana kıymeti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır ama insanların çoğu bilmezler. Cibril hadisi diye bilinen hadiste de Cebrail aleyhisselam iman, İslam ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hazreti Peygamber'e sorduktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını sormuş ve şu cevabı almıştır. Bu meselede kendisine soru sorulan, sorandan daha bilgili değildir. Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir. Ancak Hazreti Peygamber bazı hadisleriyle onun yaklaştığını gösteren alametlerden insanları haberdar etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyametle ilgili durumları açıklayan pek çok ayet vardır. İnsan kıyamet günün ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır hayır, kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Kur'an'da kıyamet günü, saat, vaka, kesin olarak meydana gelecek olan Et teamütül kübra, en büyük felaket ve bela, hakka gerçek olan, gaşiye şiddetiyle birdenbire halkı saran, karya, kapıyı çalacak gerçek gibi isimlerle de anılmıştır. Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak ahirete göçmeleri sağlanacak, böylece kıyamet insanların kötüleri ve kafirleri üzerine kopacaktır. Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir gün gelecek, insanlar Medine'yi bütün hayır ve güzellikleriyle terk edip gidecekler. Orada sadece vahşi hayvanlar ve kuşlar kalacaktır. İşte bu, kıyamet alametlerinden biridir. Mekke'ye Habeşli siyahi, çarpık bacaklı, uzun boylu bir adam gelecek ve Kabe'yi bir daha onarılamayacak şekilde tamamen yıkacak. Aynı zamanda Medine-i Münevvere'yi de harap edecek. Öyle ki Medine-i Münevvere'de sadece aslanlar ve yırtıcı kuşlar kalmış olacak. O zaman geldiğinde dünya üzerinde ne var ne yoksa, yok olup gitmeye başlayacak. Kabe bile yıkılmış olacak. Güneş patlamaları gerçekleşecek, ardından ay da patlayacak. Yeryüzü yok olacak. Bütün insanlık yok olacak. Meleklerin dahi ruhları alınacak ve ölecekler. Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin kerametli varlığı baki kalacak. Kıyamet gününün alametlerinden biri de pek çok insanın Mesih Deccal'e tabi olacak olmasıdır. İnsanlar ona iman edecekler. Dabbetül Arz gelecek. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek ve Mesih, Deccal'i pek çok kişi ona iman ettikten sonra öldürecek. Haç kırılacak, müminler İsa, Meryem'e iman edip ona tabi olacaklar. Sonra onlara Müslümanların kıldığı gibi namaz kılarak imamlık yapacak. Videomuzun konusu olan yırtıcı hayvanlar ve aslanların Medine-i Münevvere'ye yerleşeceği hakkındaki hadis pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Kıyamet günüyle alakalı meşhur olan hadisler Mesih, Deccal hadisleridir. Bugün sizlere kıyamet gününe dair pek bilinmeyen bir konuya değinmek üzere bu hadisi zikrettik.